Evet, biz One Direction grubunun tüm ses analizlerini yapmıştık aslında. Bu da sonrasında geldi. Son bir noktayı koyalım dedim. Tüm üyeleri hep birlikte bir ses analizini yapalım. Öncelikle nefesli bir giriş, önde tınlayan bir girişle başladı. Vokal. İyi bir yerde tınlıyor. Mask bölümüne sesi atıyor. Gayet iyi. Vokal açıklıklarını beğendim. Daha parlak bir aralıkta giren bir vokal. Daha ön bölgeye doğru tınlatıyor ama biraz sıkıştırmalı. Biraz daha sıkıştırmalı bir stil, daha sıkıştırmalı bir larynx bölümü sıkıştırmalı bir stili var. Burası biraz daha alt bölümde, daha göğüs rezonanslarına yakın bir yerde sesi tınlatma durumu söz konusu. Beden duruşu olarak diğer solistlere göre biraz daha az beğendim. Yani daha dik durmak, daha presli durması onun için daha iyi olabilirdi. Desteğiyle, yani şu duruş iyi bir şey değildir. Yani her zaman söylüyorum, öne doğru eğilme ve boynu öne doğru itme iyi bir duruş değildir bir siyaset için. Sıkıştırmalı daha, yani rezonans bölümleri 100 bölümünde, 100 rezonans alanlarında değil de daha böyle alt bölümler daha tınlıyor. Zaten hissedilen de o. Ufak bir boğukluk var tınısında ama bu yorumculuğu içinde var olan bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Daha tiz yine aralıklarda olan bir solist. Burada biraz daha ön bölümde ama her iki burada da mesela sıkıştırmayı yapmak için yana doğru boynu çeviriyor. Bu doğru bir şey değil aslında bakarsınız. Yani yana doğru boynu çevirmek iyi bir şey değil. Sıkışmayı çok fazla verebilirsiniz boyuna. O da size ilerleyen zamanlarda problemler yaratabilir. Dikkat edin. Ama kötü değil. Kötü tınlamıyor. Bakın çok fazla, yani o sürtünme fazlasıyla var bakın. Ya bu sürtünmeyi yakalamak için evet yapabileceğiniz birçok şey var. İşte boynu çeviriyorsunuz veyahut da biraz daha arkaya doğru kapatıyorsunuz vesaire ama bunları yapmadan da yapabilmek var. Önemli olan o bölgeyi, o kas gruplarını kullanmayı bilmek. Dolayısıyla yani bu tip hilelere başvurmak yerine onları daha çok, yani hani kontrol ederek kullanmak daha avantajınıza olur. Yine ya benzer aslında ses renkleri çok benziyor birbirine, yani çok arada farklar olduğunu söylemek pek mümkün değil birkaç vokal hariç. Burada da yine önde tınlayan vokaller açık. Yine burada daha ön bölgede tınlayan bir ses tınısı görüyoruz. Nefes kullanımları tüm solistlerin neredeyse iyi, kötü değil, iyiler. Yani bu renklerin benzeme durumunu o kadar, yani net, yani o kadar kendini şu an belli etti ki, çünkü dikkat ediyorsanız sanki aynı solist bir kayda girmiş de böyle çok sesli bir şey yapılmış gibi. Çünkü çok benziyor ses renkleri. Zaten özel seçildiğini düşünüyorum. Ben bilmiyorum grubun kuruluş aşamasını ama özel seçildiklerini düşünüyorum. Yani birbirlerine benziyor sesler diye kesinlikle. Alalım biraz. Falset kullanımı. Gayet başarılı bir falset kullanımı.
is into something right. Her mother doesn't like. Benim favorim ama bu. Yani favori vokalim bu. İçlerinde yani bana sorsanız hangisi daha çok senin için ön plana çıkıyor? Galiba Zayn Malik'ti bu. Öyle hatırlıyorum ismini. Ve beğendim. İyi bir yani iyi bir vokal, renk olarak da iyi, teknik olarak da daha hakim geliyor bana. İyi. Şarkı da kötü değil, güzel. Yani bu sıkıştırmalı bir çıkış. Yani bakalım. İyi bir çıkış. Ama biraz daha açık olsa daha sanki tatlı duyulacak. Yani sıkıştırmalı duyuluyor. Ama dediğim gibi yani zaten vokalin yorumculuğu içinde var. Bir de yumuşak bir şarkı yani. Hani aslında bakarsanız ses analizi için çok böyle register'ı geniş, çok böyle aralığı fazla olan bir şarkı değil. Gayet yumuşak bir şarkı. Şarkıyı da beğendim. Güzel şarkı yani bu grubun galiba. Kötü değil. Böyle One Direction grubuna noktayı koyacağımız bir ses analizi yapmış olduk arkadaşlar. Epey de var sayfada, One Direction fanı var. Ben de size bir sürpriz yapayım dedim. Hem geliyordu zaten. Hilal diye birinden geliyordu galiba. Ona da cevaben vermiş olduk arkadaşlar. Ses analiz videolarınızı bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Sağlıcakla kalın.